Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve in iftetaha es-salâte fî mekânin kâhirin. Diyelim arkadaşlar, kişi namaza temiz bir yerde başladı. Sümme nakale kademeyhi. Daha sonra ayaklarını bulunduğu yerden başka bir yere nakletti. Cealehuma ale şeyin necisin ve kame. Daha sonra ayaklarını böyle necis bir şeyin üzerine koydu ve öyle ey mekete aleyhi üzerinde bekledi arkadaşlar. İnlem yemkus miktare ma yueddi ruknen, eğer bir rükün eda edecek kadar orada beklememişse, ey miktarı edai ruknin cazet salatuhu ittifakan. Yani bir daha tekrar edeyim arkadaşlar. Biz daha önce temiz bir mekanın üzerinde namaza başlıyoruz. Ondan sonra bir sağa sola veya arkaya öne bir yer değişikliği oluyor ve necis olan bir şeyin üzerinde bekliyoruz. Yani necis olan bir şeyin üzerine intikal etmişiz. Eğer bir rükün eda edecek kadar orada beklersek namaz caiz olmaz. Ama bir rükün eda edecek kadar değil de daha az bir miktar orada beklediysek namaz caiz olur. Ve illa ey ve in lem yekun lem yemkuth bel mekese miktare ma yueddi ruknen fela. Eğer daha fazla beklemişse arkadaşlar, bir rükün eda edecek bir zamandan daha fazla eğer beklemişse namaz caiz olmaz. Ey fela tecuzu salatuhu. Kişinin namazı caiz olmaz. Ve hâzâ inde Ebi Yusuf'a. Bu İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü arkadaşlar. Ve kâle Muhammedun. İmam Muhammed dedi ki tecuzu namaz caizdir. Mâ lem yueddi ruknen alâ zâlikel hâli. Yani İmam Muhammed diyor ki kişi diyelim ki hafızdır. Kıraatı uzattı diyelim. Değil mi Yasin? Orada bir rükün eda etmediği müddetçe namazı caizdir. Ve keza in refa'a ey hamelen aleyhi fi salati, eğer kişi namazda iken ayaklarını kaldırırsa ve aleyhima kadarun ve o ayakkabılarını değil mi Yasin? Evet. Ayakkabı olur işte o giymiş olduğu şey arkadaşlar. Normalde bizim Hanefi mezhebinde ayakkabıyla namaz olmaz. Yani o ayağına giymiş olduğu şey arkadaşlar mesler olabilir veya dışarıda böyle çölde ne bileyim dağda bayırda ayakkabıları temizdir zannederekten namaza durmuştur. Daha sonra ayaklarına baktı ki üzerinde necaset var. Hem de mani'un yani namazın sıhhatine engel olacak kadar bir necaset varsa in edde ma'ahuma ruknen eğer o şekilde bir rükün eda etmiş ise fesedet salatuhu kişinin namazı bozulur ittifaken ittifak. Yani ulema burada ittifak etmiş. Ve in lem yueddihi eğer o şekilde ayakkabılarında veya meslerinde veya terliğinde neyse artık ayağında onunla beraber bir rükün yani o necasetle beraber bir rükün eda etmemişse fe in lem yemkus miktare ma yueddi ruknen yani o halde bir rükün eda edecek kadar beklememişse la tefsudu ittifakan. İttifakan yani buradaki ölçümüz arkadaşlar bir rükün eda edecek kadar
o necaset, necis olan şey ayağımızda duruyor mu? Bir rükün eda edecek kadar durmuyor mu? Yani bir rükün eda edecek kadar zaman burada söz konusu. وَاِنْ مَكَثَ قَدْرَ مَا يُؤَدِّ رُكْنًا وَاِنْ مَكَثَ eğer beklerse قَدْرَ مَا يُؤَدِّ رُكْنًا bir rükün eda edecek kadar o necis, necaset ayakta beklemişse ayakkabıda tefsudu inde Ebi Yusuf'a İmam Ebi Yusuf'a göre arkadaşlar namaz bozulur. La inde Muhammed'in. İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Vel muhtar kavlu Ebi Yusuf. Tercih edilen görüş Ebu Yusuf'un görüşüdür. Fil cemi'i az önce okumuş olduğumuz bütün meselelerde li'ennehu ahvetu. Çünkü İmam Ebu Yusuf'un görüşü daha ihtiyatlıdır. Namaz bozulmuştur. Tekrardan kişinin temiz bir şekilde veya temiz bir mekan üzerinde namazını tekrardan iade etmesi gerekiyor. Veya eğer namazın ortasında fark ettiyse tekrar baştan alması gerekiyor. Ve kâle fî fetâvâ ehli Semerkant. Ehli Semerkant'ın Fetava isimli eserinde şöyle demiş. Lev kâne el musalli bi haythu eğer namaz kılan kişi şöyle olursa İzâ secede yekâ'u thiyâbuhu ale şeyin necisin. Yani kişi secdeye gittiği zaman eğer elbisesi necis olan bir şeyin üzerine vaki oluyorsa cazet salatuhu namazı caizdir. İzâ kânet tilken necâsetu yâbiseten. Eğer o necis olan şey kurumuşsa arkadaşlar. Yabiseten lem yahsul minha telavvusun bi kadrin mani'in. Yani böyle o necis olan şey kuru olursa ve elbiseye dirhem miktarından fazla da bulaşmıyorsa yani namaza mani olacak miktarda elbiseye bulaşmıyorsa problem yok. Ulem yettasil biha şey'un min a'dâi sucudihi artı bir de secdeye gittiğinde üzerine secde yaptığı azalardan herhangi bir ağza da o necis olan bir şeye bitişmiyorsa veya necaset azalara bitişmiyorsa namaza engel olacak kadar olması şart tabii. Bu durumda problem yok. Ve fi ihtilafi Zufer'e İmam Züfer'in İhtilaf isimli eserinde Ey fil kitabil müsemma bi ihtilafi Züfer ve Yakub yani İhtilafı Züfer diye bir eser varmış arkadaşlar. İhtilafı Züfer ve Yakub yani Ebu Yusuf ve İmam Züfer'in ihtilaf ettiği meseleleri almış bu kitap. Orada şöyle yazıyor. İzâ kânet en necâsetu alâ bâtni el-lebineti evl-âcurri İzâ kânet en necâsetu alâ bâtni el-lebineti bir kerpiç var arkadaşlar. Onun iç tarafında eğer necaset olursa evl acurri veya işte tuğla olsun arkadaşlar. Eğer iç tarafında bir tarafında yani diyelim ki necaset var. Ve huve evet ve huve ala zahirihima kaimun yusalli ve diğer tarafında da kişi namaz kılıyorsa onların üzerinde kerpiç olabilir. Bu tuğla olabilir. Lem yefsut salatuhu namazı bozulmaz. Ve keza el haceru taş da böyledir arkadaşlar. Yani böyle bir tarafında necaset olsa bile kerpiç gibi böyle kalın tuğla gibi veya taş gibi
öbür tarafında temiz olan tarafından namaz kılınırsa problem yok. Ve bi mislihi ey mislil hukmi el mezkur ve huve ademul fesadi İza hallet en necasetu bi haşebetin. Aynen bu yukarıdaki meseleye şimdi okuyacağımız örnekte oraya hamledilir. Yani yukarıda namaz bozulmadığı gibi şimdiki meselede de namaz bozulmuyor. Ve bi mislihi aynen yukarıdaki örneğe ey mislil hukmül mezkuri yukarıdaki hükmün aynısı ve hu ademul fesat ki bu da neydi? Namazın bozulmaması idi. Ne zaman yine namaz bozulmaz? İza hallet en necasetu bi haşebetin bir tahta düşünelim arkadaşlar. Bir tarafı necis olmuşsa fe galebeha ve onu ters çevirirse kişi ve salle alel vecih zahiri diğer taraf üzerinde namaz kılarsa fe innehu bakılır. İn kâne gilâzun haşebeti eğer o tahtanın kalınlığı şöyle olursa bi haythu takbelu el kat'a yani ortadan yani kalınlığını böyle arkadaşlar düşünün. Eğer ortadan ikiye ayrılabilecek kadar kalınlıkta ise problem yok. Onun üzerinde namaz kılınabilir. Velev ki diğer tarafında necaset olsa bile. Ey yumkunu en tunşara fîmâ beynel veçillezî fîhî en necâsetu vel veçil âhari. Yani necasetin olduğu taraf ile diğer temiz olan taraf arasında böyle ikiye yarılabilecek derecede kalın olursa bir tarafına necasetin sürülmesi, bulaşması diğer tarafa etki etmez arkadaşlar. Tecuzu salatu aleyha bu durumda onun üzerinde namaz kılınabilir ve illa eğer o kalınlıkta değilse yani böyle ortadan ikiye ayrılacak kadar kalın değilse fela o zaman onun üzerinde namaz kılmak caiz değildir. Li'enneha bi menziletil lebineti fil veçil ardı fil veçil evveli li'enneha bi menziletil lebineti fil veçil evveli ve bi menzileti sevbi fil veçil sani yani kalın Hocam olduğu burada zaman evet kalınlık kalın derken ilk söylediğinden çok daha kalınlığı kastediyor, değil mi? yani tahta en azından ne olacak Yasin kardeş ortadan ikiye ayrılabilecek kadar kalınlıkta olması lazım. Yani diyelim ki işte 5 santim veya 6 Tamam, santim şunu diyorum. Bu şu anda en son söylediği bu dediğinizden daha kalın. Daha yok ince o değil yani. yani kalınlık tabii o kerpiç kadar kalınlık olması şart değil. Maksat iki parçaya ayrılabilirse biz onu ne gibi değerlendiririz? Yani yerin üzerindeki bir konulmuş kerpiç gibi değerlendiriyoruz. Yani velev ki o kerpiçin altı yani o yerin üstünde necaset olsa bile üzerine bir kerpiç konulduğu zaman onun üzerine rahatlıkla namaz kılındığı gibi burada da namaz kılınır. Ama ince olursa o zaman elbise gibi değerlendiriliyor. Yani birbirine yapıştırılmış, dikilmiş olan iki katlı, astarlı bir elbise gibi düşünülüyor. Bir tarafında necaset bulaşırsa bilir ki namaza mani olacak olan o miktardan az da olsa diğer tarafına da sirayet ettiyse iki tarafın toplamı eğer namaza mani oluyorsa onun üzerinde namaz caiz olmaz demiştik. Bu meseleyi de oraya benzetiyoruz. Eğer tahtamız çok böyle ince ise yani ortadan ikiye bölünemeyecek kadar ince olursa onun üzerinde namaz kılınmaz, caiz olmaz. Peki.
Ve izâ esâbetil arda necâsetun. Eğer yere bir necaset isabet ederse arkadaşlar, o necaset de ratbetun, yaş olabilir, ev yâbisetun, kuru olabilir. Fe fereşeha bi tînin ve fe fereşeha bi tînin ev cissin. Yani onun üzerinde ne yaptı? Adam çamur serdi veya cis kireç gibi bir şey serdi. Fesalle aleyhi ve üzerinde de namaz kıldı, caizdir. Tabii bu o çamurun kalın olması lazım. Tabii ondan sonra da ne olması lazım Yasin? Kuruması lazım değil mi? Çünkü çamurun üzerinde. Serdi derken oraya bulaşan necaseti o şeyi yayıyor herhalde değil mi Seda etrafa? Dağıtıyor yani. Dağıtsa Yani o necaseti çamurla karıştırarak etrafa yayıyor. ben şöyle anladım. Yani diyelim ki bir yere bir necaset bulaştı. Daha sonra adam çamur getirdi. Üzerine böyle serdi böyle. Yok. Feraşaha dediğin necaset değil mi? Necasetin yayılmasına bahsetmiyor Ama neyle? Bir dıyının. mu? Yani çamuru necasetle karıştırıp etrafa yayıyor. Hani tek bir yerde böyle yoğun değil de onu seyreltiyor yani. Karıştırıyor mu diyorsun Yasin? Ya ben Ya öyle ben anladım ama. yani tamam ibare onu şey yapıyor da evet. Yani çamurla beraber yayıyor mu diyelim. Yani o pek uygun bir şey. Yani normal diyelim ki hadi burası necistir. Onun üzerine kapatırsınız yani. Necis olan şeyle beraber yani o necis olan şeyi yaymaktan ziyade tamam ama burada öyle diyor. Tamam. Ben öbür türlü mana vermek istiyordum ama fefereşeha o necaseti yani kuru olabilir veyahut da yaş olan necaseti ne yaptı? Yaydı arkadaşlar. Neyle bittiğini? Bir çamurla beraber. Ev cissin veya kireçle beraber. Onu böyle ne yaptı? Yaydı arkadaşlar. Fesalle aleyhi ve daha sonra onun üzerinde yani tabii bu kurumuş olması lazım. Sanki burada şey diyor yani bu necis olan şey mağlup oldu. Diğeri ona ne yaptı? Galip geldi diye Yani öyle öyle bir de diyebilirsiniz. Eğer onu yayarsanız daha çabuk kurur. Hani bir yerde toplu olarak durmasındansa. yok, kurumasından ziyade yani o necis olan şeyi etkisiz hale getirmeye çalışıyor yani burada çamurla veyahut da o kireçle. Salli aleyhim ve daha sonra arkadaşlar yani o necis olan yerin üzerine diyelim ki ne yaptık? Kireç veya çamur. Çamurla beraber, kireçle beraber yaydık. Daha sonra orası kurudu arkadaşlar. Onun üzerinde ne yapabiliriz? Namazımızı kılabiliriz. Yani dediğim gibi yani o çamur ve o kireç o necaseti etkisiz hale getirmiş oluyor. Diennehu hailun sulbun kellevhi. Bak burada da mesela demin benim vermek istediğim manayı aslında teyit ediyor. Yani o necis olan şeyin üzerine çamuru yayıyor veyahut da kireciz yayıyor. Orada bir tabaka oluşuyor. Ne gibi? Yani böyle bir sert bir levha yani o tahta gibi düşünebiliriz veyahut da bir kerpiç gibi düşünebiliriz. Öyle bir tabaka oluştuğu için onun üzerinde namaz kılabiliriz. Yani o metinle şerh birbirine tamamen şey yapmıyor yani uyumluluk göstermiyor. Anlaşıldı mı Yasin? Evet. Diyennehu hailun. Çünkü o necis olan şeyin üzerine sermiş olduğumuz arkadaşlar çamur veya kireç o bir
şey oldu yani araya girmiş oldu, bir engel olmuş oldu. Diyelim ortada bir necaset, necis bir şey var. Onun üzerine bir tahta koyuyorsunuz ve üzerinde namaz kılıyorsunuz gibi oluyor. Öyleyse hâzâ ke-sevbü sevbi, bu ama ne gibi değildir? Elbise gibi değildir. Yani ortada bir necis olan bir şey var. Üzerine bir elbise koyup üzerinde namaz kılınamaz arkadaşlar. Fe innehu lev furişe ala necasetin ratbetin, şayet elbise ıslak olan necis bir şeyin üzerine serilse, la tecuzu es-salatu aleyhi, onun üzerine namaz caiz olmaz. Velev fereşeha bit turabi velem yutayyin, eğer o necis olan şeyin üzerine arkadaşlar, eğer toprak serpse velem yutayyin yani o toprağı böyle çamurlaştırıp üzerine sıvamasa, toprağı burada tamamen üzerine serpiyor arkadaşlar. Fe innehu in kana et turabu qalilen, eğer toprak az olursa, ey rakiken, yani ince olursa, bi haythu, şöyle ki, lev şemmehu ahadun yecidu raihaten necaseti, yani bir kişi diyelim ki secdeye gittiğinde koklasa ve o necis olan şeyin kokusunu alsa, la tecuzu es-salatu aleyhi, onun üzerine namaz caiz olmaz. Ve illa, ey ne demek? Ve in lem yekun kalilen, eğer o necis olan şeyin üzerine atmış olduğumuz toprak az değilse, bel kâne kefiren, bilakis çok, yani attığımız toprak çok ise, hacmuhu kefifun, yani atmış olduğumuz toprağın hacmi arkadaşlar böyle kesif. Yani bir kütle diyelim, tamam mı? Yani necis olan şeyin üstünü tamamen kapatmışsa, onun rengi, kokusu falan, rengi, kokusunu falan engellemişse, bir haythu, şöyle ki, la tucedu raihatun necaseti, onun üzerinde secde eden kişi necasetin kokusunu hissetmiyorsa, almıyorsa, tecuzu salatuhu aleyhi, onun üzerine namazı caiz olur. Ve keza es-sevbu, elbise de yine aynı şekildedir. İza furişe alen necaseti el yabiseti, eğer elbise arkadaşlar kurumuş olan bir necasetin üzerine serilse, fe in kâne rakîkan, eğer elbiseden maksat da serilen herhangi bir şey arkadaşlar, yeşiffu ma tahtahu, eğer elbise ince olursa ve altındakini böyle böyle çekiyorsa arkadaşlar, ev tucedu minhu raihatun necaseti, veya o elbisenin üzerinde secdeye giden kişi alttaki necis olan şeyin kokusunu alıyorsa, ala takdiri enne leha raihaten, onun bir kokusu olduğunu farz ederekten arkadaşlar, la tecuzu es-salatu aleyhi, namaz onun üzerinde caiz olmaz. Ve illa cazet, eğer kokuyu üst tarafına geçirmeyecek kadar kalın bir sergi olursa, o zaman caizdir. Velev kâne alel libdi şayet keçenin üzerinde olursa arkadaşlar, bir kesril lami ve sukunil bâi necasetun. Eskiden keçe kullanılırdı. Bu keçilerin üzerinde bir tarafında diyelim bir necaset oluştu. Fekulibe, diyelim ki o anda da misafiriniz falan gelecekti Yasin. Onu temizleme şansınız olmadı. Onu ne yaptınız? Tuttunuz, ters çevirdiniz. Daha sonra gelen insanlar onun üzerinde namaz kılmak istediler. Ve salle alel vecih sani, diğer tarafı üzerine namaz kıldı ve hatta kıldılar. Ellezî leyse aleyhi necasetun, necasetin olmadığı taraf üzerine, diğer yüz üzerinde namaz kıldı. Tecuzu salatuhu, bu şekilde bu keçe çünkü kolay kolay altına ıslaklığı veya kokuyu, rengi geçirecek bir şey değildir. Namaz caizdir. Hâde izâ kâne galîzen. Bu da
keçe kalın olduğu zaman geçerlidir. Yumkünü en yuksana cirmuhu nisfeyni. Yani kalınlıktan maksat ne kadardır? Yani o keçeyi böyle ortadan ikiye ayırabiliyorsanız, aynen deminki tahtada olduğu gibi burada namaz kılmak caizdir. Li'ennehu bimenziletil lebineti, aynen kerpiç mesafesinde değerlendiriliyor. Vakale Ebu Yusuf'a, İmam Ebu Yusuf dedi ki la tecuzu, caiz değildir. Burada ne olduysa bizim Musannif Hazretleriyle İmam Azam'dan bahseden yok Yasin. Vakale Mesela. Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf dedi ki la tecuzu, caiz olmaz. Bu inkâne galiden, kalın olsa bile. Ve bihi ehade ba'dul meşayihi, bazı meşayihimiz bu görüşü, bu fetvayı almışlar. Ve minhum Şemsul Eimmeti el-Halvaniyyu, Şemsul Eimme İmam Halvani ya da Hulvani, o da bu görüşü almıştır. Fe innehu kal, şöyle demiş: la tecuz illa en yefniyehu fe yec'ale et-tarafe et-tahire fevkan necisi. Evet, fe innehu kale la tecuzu, caiz olmaz. İlla en yefniyehu, böyle katlamak değil mi Yasin? Evet. Katlarsa fe yec'ale et-tarafe et-tahire fevkan necisi, ve temiz olan tarafı necis olan tarafın üstüne getirirse ancak o zaman namaz caiz olabilir. Ve hâzâ el-mezkûru minel cevâzi fil-libdi, keçeyle alakalı bu zikredilen meseleler kulluhu mezhebu Muhammed'in, İmam Muhammed'in görüşüdür. Ve huve mezkurun fil muhit, Muhit isimli eserde zikredilmiştir. Vel muhtaru kavlu Ebi Yusuf'a, ama tercih edilen görüş İmam Ebi Yusuf'un görüşüdür. Li'ennehu bi menzileti el mudarrabi, çünkü bunu İmam Ebu Yusuf astarlı bir elbise gibi değerlendiriyor. Onun üstünde de namaz kılmak caiz değildir arkadaşlar. Peki. Yasin, ne yapıyoruz? Siz bilirsiniz Seyda. Peki, burada kalsak olur mu acaba? Tamam. Tamam Seyda.